bir şey bastırıyor. Demin açtık ya biz içeride. Bu o Umut konuyu bastırıyor böyle bağıra çağırır. Bu var ya bu. Umut'u çok bastırıyor fena. Diyoruz saf, sana. Biz, ben de safım ya. Ben de safım. Bana nasıl çemkiyor diyor. Bu konuyu sen açtın ettin. Bak bak. Bak bak benim üstüme atıyor. Bir de yani Adnan'a direktif vermesi de çok saçma. Bence korktu. Adnan da maşallah aynen, yani. Adnan'ın onu terk edeceğini Adnan'a biliyor böyle şeyleri duyduğunda. Bak, tamam mı? Terk edeceğini bildiği için. Şimdi çemkiriyor beni şey yapıyor böyle. Beni kışkırtıyor. Üzerimden bilmem ne yapıyorsun diyor. Bana çemkirmeye yer arıyorsun diyor. Bak. Bak kışkırtıyor kışkırtıyor. Üzerime prim yapıyorsun diye bak. Bak görüyorsunuz değil mi? Ben Adnan'a ne diyorum kapıdan çıkarken o bana cevap bile vermiyor. Evet. Bir sorunum yok. Demek ki ondan susmuş. Ben de onu söyledim Emeyse şimdi. Ay kızım susmuş kalmış. Yazık ya. Adnan, bir de babası falan kızdı ki işte hanım köylü dedirtme kendine. Şöyle ya. Olmasın böyle olsun. Boşversenize ya. Adnan'a inanamıyorum ya. Ama çok saçma. Sadece kendi adayını görüp diğer herkesi yok saymak da saçma yani. Çünkü burada pardon da bu insanlar yani. Yazıyor onu. Erkekleri i̇şte, biz yazıyoruz. O yüzden diyorum. Ya. Yani. Eser de geldi bahçeye uyardı. Dedi ki bak oğlum dedi senin dedi. Eser de geldi. Gerçekten mi? Kardeşin dedi. Geldi, baban geldi. Ceyda dedi aileleri izleyecek. Şimdi bu çocuğun ne duruma düşürdüğünün farkında mısın? Adnan dedi hani babanın kardeşinin dediğine göre davran biraz dedi. Hani söylemesine gerekiyorsa onu söyle Ceyda'ya dedi. Adnan Ceyda'ya da hiçbir şey demedi. Bize de hiçbir şey demedi gitti. Belki çocuk gerçekten sizin şeylerinizi izledi. Ondan mı susuyor? Hiçbir şey söylemedi. Dediği için yapıyor bunları yani. Ya da birbirlerine bağımlılar bu evden gitmemek için. Kusura evet, bakma da ya. Öf ne sevgisi yapma kurban olayım ya. Seven ya insan buradan çıktığında işte başkasıyla bir şeyler çevirmez. Adnan Ceyda'yı seviyor. İşte o yüzden ama yapıyor yani bunları. Ben yine gittiğimde oraya düzgünce konuşacağım Ceyda'yla. Ama şu an içimdeki volkanları size söylüyorum. Aynen kardeşim. Sen o ilk gerginliğini burada zaten. At ki oraya rahat git. Doğru söylüyor. Aynen öyle. Doğru söylüyor. Ben i̇lk şu an gerginliğini size burada dökeyim de abi içine. Dök abi dök. Ben gidip dök ona abi. Bu şekilde dökersem kavga ederim biter ya. Yapma. Ben bunu istemiyorum. Ben oraya gittiğimde adam akıllı konuşacağım ama ben abilerimin kardeşlerimin yanında bir rahatlamak istiyorum. Sen dök çok abi. Seviyorum. Ya, çok tamam, seviyorum. Mehtapların yaptığı... Tamamen yanlış. Tasvip etmiyoruz. Evet, evet, biz tamam. Yanlış olduğunu 40 kere söyledik. Evet, ama yanlışa yanlış mı cevap verirsin? Yanlışa doğruyu mu öğretirsin? Hatayı hatayı düzeltemezsin hiçbir zaman. Bunu hep ben bunu, bunu örnekliyorum. Babamlar bunu ona söyledi. Dilini bak dilini kemiyorsun. Dilini hakim ol. Kapatmayı bir lazım. Düşman çatlat ya. Senin dostların değilse ama düşman çatlat abi. Üstüne gelmiş kızım. Mehtap bir şey dediğinde döndü ki. Bir ses çıkmış. O da sinirlenmiş sana sadece artık. Sadece şunu söylüyorum. Siz şuradaki 8-7 kişi... Bak benim kardeşimsiniz. Gelin üstüme. Evet, hepsini bak karşına. Ben ne yapıyorum. Doğru. Ya belki o kadar güçlü değil ama hata güç, bak gene bak, hata. Ben ona, demiyorum. Ben ona şu gücü verdim. Ben senin yanındayım dedim. Doğrunla evet. Yanlışınla ben senin yanındayım dedim. Ben ona böyle bir güç verdim. Evet. Adnan atması çıkamadı size yerde. Size cevabınızı Adnan verip desin. Çekilsin. Geldiğinde de gel Adnan. Bana bunlar bu şeyleri söylüyorlar. Cevap ver cevaplarını. Ben kendimden eminim. Sen de benden eminsen şunlara bir cevabını verir misin desin. Ben tak 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 soruyu alırım. Cevaplarını veririm. Tergide. Bu konu bu kadar uzamaz. Evet, sen onlara yerde... inat olsun bile dersen ki ben görüşüyorum. Benim adım orada neye çıkacak? Çok ben, çok haklısın. Ben kardeşim. Gidiyorum orada. Ayça ile Melis, Cansel geliyor diyor ki Adnan biz sana üzülüyoruz. Ben üzülenecek bir adam mıyım abi ya? Ben insanların şey ah ah yazık denilebileceği bir adam mıyım ya? Ben dik yürüyen bir adamım bugüne kadar. Ben insanlar bana ben acınası bir insan mıyım abi? Değilsin. Hayır, hayır kardeşim ya öyle bir şey yok. İnsanlar bana acıyor ya ben geldiğimde eve bana acıyorlar ya. Valla Ceyda'nın söylemlerini dehşet içinde izledim söylemlerini ama söylememesi gereken sinir anında bile Umut'la hala görüşüyorum demesi beni dehşete düşürdü. İnanılmaz. Gerçekten kardeşime çok üzülüyorum ama dost acı söyler. Yani bu çok kolay affedilebilecek bir şey değil. Allah yardımcın olsun. Benim demek istediğim bak şu ya, mesela Ceyda'yla sıkıntısı olabilir. Abi, orada o lafı söylerken bunu da ateşe atıyor. Yani Adnan'ı düşünmesi lazım. Hayır. Mehtap o lafı ilk çıkartmadan önce sosyal medyada öyle bir dönüyordu ki onlar. Hı-hı. Tamam mı? Bak adam teşekkür etti Mehtap'a. O da diyor ki yalan, yalan mı tamam, söylüyorum tamam şu an niye diyor, o zaman Mehtap tekrar yani. Öyle bir şeyi... Mehtap benim çıkarmıyor ki kendisi çıkartıyor ortaya. Ya onun yüzünden bu çocuk ayağa kalkmasın bu hafta. Yok abi öyle bir şey olmaz. Adnan niye kalktı? Bak ya? Orada kaçırdığın nokta şu. Yok abi. Konuyu tekrar gündeme Mehtap getirmiyor, Ceyda getiriyor. İşte ben, bak izlememişsiniz işte. Ben de Emre'nin dediğine evet. Sinirleniyorum. O da ona sinirleniyor evet. Zaten. Evet. Mehtap getirmiyor orada mevzuyu. Benim sinirleniyorum. Ceyda kendi kendine Umut meselesini... Gündeme getiren Ceyda değil, şey, diğerleri değil. Değil Ceyda yani. Getiriyor. Ceyda getiriyor. Evet. Ne olur, sen yeter ki sen kısmetse olur.